Merhaba sevgili gençler. Milli Edebiyat döneminde bağımsız olan iki büyük edebiyatçımız var. Bunlardan birisi Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'a beş yıldız koyuyoruz sevgili gençler. Dini, milli ve epik şiirin önemli ismidir. Mehmet Akif Ersoy milli edebiyata sade dil anlayışıyla dahil olmuştur. Ama Türkçülük söylemi olan bir şairimiz değildir. Bakın İstiklal Marşı'nı yazmıştır. İstiklal Marşı'nda ama Türk'ü öne çıkartan bir ifade söz konusu değildir bu anlamda. Milli Edebiyat döneminde bağımsız bir isim olarak dikkat çekiyor. Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi bilen birisidir. Asıl mesleği veterinerdir ve ziraat mektebinde de okumuştur. Sırat ı Mustakim bu çok önemli çizelim. Sebilü Reşat bunlar Mehmet Akif'in yazarlık yaptığı dergilerdir. İslam'ı anlatmaya çalışmış, doğru anlaşılmasını savunmuş, İslam'ın asıl ı saadet devrinde ve Kur'an'da aramıştır. Asıl ı saadet devri dediğimiz dönemde Hz. Peygamber'in Muhammed'in Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemdir. Şu söz çok önemli Mehmet Akif'in edebi anlayışını dile getiren bir sözdür. Hayali ile yoktur işim ne demişsem görüp de söylemişimdir sözü onun realist olduğunu hatta naturist olduğunun ispatıdır. Didaktik yanı ağır basan, din, ahlak, vatan konularını ele alan şiirler yazmıştır. Konuşma dilini kullanmış, hitabet tarzı bir üslubu vardır. Hitabet tarzı üslubu, sosyal konuları dile getirmesi, topluma mesaj vermesi Didaktik yönünün öne çıkması ve toplumu İslami şekilde idealize etmeye çalışması Cumhuriyet döneminde hangi şairimizin tarzına çok benziyor? Nazım Hikmet'in tarzına çok benziyor. Ki zaten Nazım Hikmet gençlik yıllarında Mehmet Akif'in bu tarzından etkilenmiştir. Nazım'ı nesne yaklaştırmada oldukça başarılıdır. Hatırlayın Tevfik Fikret'in de bu özelliğe sahipti. Bu özelliğe karşı çıkanlar ise Saf şiir öz şiir anlayışıydı. Bütün şiirlerinde divan nazım şekillerini ve aruz ölçüsünü kullanmış, aruzu başarıyla uygulayan şairlerden birisi de Mehmet Akif'tir. Hatırlayın diğer başarıyla uygulayanlar kimlerdi? Yahya Kemal ve Tevfik Fikret'te de vardır. Fikret gelecekteki Türk gençliğini oğlu Haluk'la idealize etmiştir. Mehmet Akif ise Asım'la ne yapmıştır? İdealize etmiştir. Gençlik İslam ile Batı'nın ilmini sentezlemedir fikrini savunuyor. Eserlerinde tembellik, cehalet, ümitsizlik, ahlaksızlık, taasup yani aşırı dindarlık, biraz daha e, hiciv eleştiri tarzında fakirlik, inançsızlık, köksüzlük başlıca temalarıdır. Küfe, e, şuraya ilave edelim, manzume türünün de, önemli isimlerinden birisidir manzume. Bir de ismi kimdi? Tevfik Fikretti. Küfe yetim bir çocuğun hayatının anlatıldığı manzumesidir. Mahalle kahvesi çiziyoruz küfe önemli. Mahalle kahvesi zamanlarını kahvede aylak aylak geçiren, hiçbir uğraşı işi gücü olmayan boş cahil insanların hayatını eleştiriyor. Köse imamdayız arkadaşlar. İslam'ı yanlış anlayan, ee, ve bundan dolayı karısını boşamaya kalkan cahil bir imamın cehaletiyle dalga geçtiği bir eseridir. Ee, daha sonra Safahat arkadaşlar bütün şiirlerini topladığı kitap demektir. Safahat sahfiller anlamında Safahatın bölümleri bu çok önemli. Birinci bölüm Safahat'tır. Meşrutiyet dönemi Osmanlı toplumunun durumundan bahseder. İkincisi Süleymani kürsüdür. Osmanlı aydınlarını ve halkı karşılaştırdığı eseridir. Üçüncüsü hakkın sesleri, ayetlerle toplumsal olayları aktarmaya çalışmıştır. Dördüncüsü Fatih kürsüsünden, yani Fatih kürsüsü veya Süleymani kürsüsü camilerdir arkadaşlar. Yeni nesli e, ondan sonra çalışmaya, mücadele etmeye batının ilmini öğrenmeye teşvik ettiği eseridir. Hatıralar ise hadislerle İslam ülküsünün dile getirdiği şiiridir. Asım ise Birinci Dünya Savaşı'ndan tablar sunduğu ideal geçlik anlayışını dile getirdiği eseridir. Gölgeler ise arkadaşlar dini nitelikte dikkat çeken şiirleri bulunmaktadır. Evet İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy hiçbir şekilde Safat adlı şiirine dahil etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Türk milletine adamıştır. İstiklal Marşı'nı biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy milli mücadeleye her yönüyle destek veren önemli isimlerden birisidir. İstanbul'da İzmir'in işgaliyle başlayan protesto mitinglerinde Sultanahmet Meydanı'ndaki büyük e, mitinge Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip adı var, Hamdullah Supi gibi önemli isimler Konuşmalarıyla destek vermiştir. Daha sonra Ankara'ya geçiyor. Ankara'da milli mücadelede hamam önündeki Taceddin Dergahı çok önemli bir yerdir. İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'ndaki odasının duvarlarına kömürle yazmaya çalışmıştır. Ve maddi sıkıntılar içerisinde e, kendini vatanına gönderiyor adayan dürüst, namuslu, vatanperver bir kimsedir Mehmet Akif Ersoy. Özellikle Çankırı ve Kastamonu bölgesinde yaptığı vaazlarla halkı Kurtuluş Savaşı'na destek vermeye davet eden önemli bir semboldür. Geçtik Yahya Kemal Beyatlı, adlı. Beş yıldızlık büyük bir isim arkadaşlar. Üsküp doğumludur. Evet Üsküp'e Makedonya'ya gidenler Yahya Kemal'in ismini çok fazla görürler. Öğretim üyeliği, milletvekilliği, büyük elçilik görevlerinde bulunmuş asıl adı ise Ahmet Agah'dır. Şiirlerinde sosyal muhtevaya hiçbir şekilde önem vermez. Ama makale ve konferanslarında milli edebiyatçılara aynı görüşte Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. Paris'te okurken ünlü tarihçi Albert Sorel'den sembolist şairlerden etkilenmiştir. Albert Sorel tarihte keşfedilmeyen iki önemli şey vardır. Birisi kutuplardır gizemini koruyor hala bilinemiyor diyor. Bir ise Türklerdir diyor. Türkler dünya tarihine, kültür ve medeniyetine yön veren çok önemli bir ulus olarak aktarmıştır. Ve bundan dolayı da eserlerinde özellikle Osmanlı Türk medeniyetine ve bu medeniyetinin sembolü olan İstanbul'a çok önem veren bir isimdir. Biçim kusursuzluğundan ötürü burayı çizelim. Parnasyendir. Divan şiiriyle batı şiirini kaynaştırdığı için neoklasik yani divan şiirine yeni bir biçim veren bir şahsiyettir. Bütün şiirlerini aruzla yazmış, sadece ok şiirini heceyle yazıyor. Bu çok önemli ve aruzda başarıyla kullanıyor. Gazel, rubayi, şarkı yani divan nazım şekillerine Cumhuriyet döneminde, Milli Edebiyat döneminde yeniden hayat veren bir isimdir. Nazmın nesilden uzaklaşması gerektiğini savunur. Tevfi Fikret'le ve Mehmet Akif'le ondan sonra farklı olduğu bir yöndür. Sosyal meselelere yer vermez. Fikret ve Mehmet Akif yer, verir, yer verirdi. Tarihi ve kültürel değerlere önem verir. Bir dönem hatırlayın Nev Yunanilik. Akdeniz Yunan kültürüne ne yapmıştı? İlgi duymuştu. Sicilya kızları ve Biblos kadınları bu tarzda yazmış olduğu bir e, şiirdi arkadaşlar. Nev Yunaniliği Yakup Kadri ile başlatıyor ama maalesef Balkan savaşlarından dolayı da Türklerin katledilmesi üzerine milliyetçilik düşüncesi bu anlamda öne çıktığından ötürü bu anlayışı terk etmişti. Ne klasik şair olduğundan bahsetmiştik sevgili arkadaşlar. Simgiciyle tepki olarak çıkan bu anlayış şurayı çizelim. Klasik edebiyatı yeniden canlandırmaya başlamıştır. Evet. Fransızdaki hocasının tarihte keşfedilmeyen iki şey vardı. Biri coğrafyada kutuplar, diye de Türklerdir ifadesi önemli. Mektepten memlekete dönen adam olarak tanınır. Bu çok önemli bakın. Tanzimatçılar mektep vazifesi yüklemişti. Bu ise mektepten artık memlekete dönüyor. Yani her anlamda edebiyat bu kültürü, bu toplumu anlatmalıdır ifadesini kullanmıştır. Halk edebiyatına çok fazla itibar etmez. Ana kaynak olarak kesinlikle divan edebiyatını ne yapmıştır? Görmüştür. Konu birliğine önem vermesi, mazmun sistemini yıkması, fikri, manzarayı, duyguyu, hayali egemen kılması divan şiirinden ayrılan yönleridir. Nazmın nesil yaklaşmasına karşı olduğunu daha önce de söylemiştik. Evet, biçim onun için vazgeçilmezdir. Kelime seçiminde çok titizdir. Sevgili arkadaşlar, Yahya Kemal bir şiirini yazabilmek için, bir şiirindeki bir kelimeyi Mısra'yı beğenmediği için bazı şiirlerini 15 yıl beklettiği bilinmektedir. Parnasizm işte bu yönden, o anlamda biçimsel müküm, mükemmelliği öne çıkartıyor. Müzik kaliteye önem veren birisidir. Ve duygu düşünceye açık ve yalın olacak şekilde verilmelidir. Buna beyaz lisan diyor. Yani dil edebiyatta sembolist özellikleri vardır. parnasyen özellikleri vardır ama dili hiçbir şekilde ağır değildir. Yeni lisan anlayışına bu anlamda destek vermiştir. Aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm, Osmanlı tarihi, kahramanlık, geçmişi Türk tarihine duyduğu özlem ve İstanbul sevgisi. İstanbul'un her bir semtine şiir yazan adam olarak bilinmektedir. Önemli. Ok heceli yazdığı tek şiirdir çizelim arkadaşlar. Diğer kitapları Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer, hayam Rubaileri bunlar önemli şiirleri. Yahya Kemal kendisi hayattayken hiçbir şiirini kitaplaştırmamıştır. Çünkü biçimsel mükemmelliğe o kadar önem veriyor ki şiirlerini beğenmiyor adeta arkadaşlar. Ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsü kuruluyor Nihat Sami Banarlı tarafından ve şiirleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Hayatının çoğunda İstanbul Park Otel'de geçiren, bir otel odasında yaşayan bir şahsiyettir. Hiç evlenmemiştir. Eğer hatırlayacak olursanız, meşhur şiirlerinden olan "Sessiz Gemi" şiirini Nazım Hikmet'in annesiyle yaşamış olduğu aşk e, e, durumu üzerine yazmıştı bu eseri. Yahya Kemal gençliğinde Bahriye Mektebi'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır Heybeliada'da ve bu okulda hem Nazım Hikmet hem Necip Fazıl gibi Cumhuriyet döneminin iki büyük idolü öğrencisi olmuştur Yahya Kemal'in. Aziz İstanbul Eğil Dağlar bunlar Kurtuluş Savaşı döneminde dair yazmış olduğu makale ve fıkralarıdır. Edebiyata dair deneme yine makaleleridir arkadaşlar. Siyasi ve edebi hatıralar çizelim. Önemli bir eser. Siyasi ve edebi potreler yine diğer önemli eserleri. Yahya Kemal'in önemli şiirleri içerisinde Sessiz Gemi, O, Ok şiiri, Mehlika Sultan'a Aşık Yedi Genç, Rintlerin Ölümü, Rintlerin Vedası, Rintlerin Akşamı, ondan sonra e, Mohaç Türküsü önemli şiirleri içerisinde yer almaktadır.